özel yaşama müdahaledir. Koronayla, hastalıkla mücadeleden çok tekel bayileriyle mücadeleye dönüşmüştür. Türkiye'de 150 bin tekel bayisi adeta fiili olarak kapatılmak istenmekte, kapılarına kilit vurulmak istenmektedir. Özel hayata bir müdahaledir. Adeta insanlar özel yaşamına bir müdahaledir. Ve maalesef bunu da devletin İçişleri Bakanı yapmaktadır. Bir esnafa gireceksiniz, o da cips satmak serbest, şeker satmak serbest, diğer ürünler satmak serbest. Ama insanların evinde içmek istediği içki yasak. Bu ancak çadır devletlerinde olur. Hukukun askıya alındığı, ideolojik yaklaşımların ortaya çıktığı bir dönemi yaşıyoruz. Koronayla mücadele pandemi dönemi bunu bize açıkça göstermiştir. Kahvehaneleri maalesef kumarhane olarak gören bir anlayış var. Tekel bayilerini yasaklayarak fiil olarak alkol yasağı getirmeye çalışıyorlar. Türkiye'de toplanan verginin %12,5'u tekel bayilerinin satmış olduğu ürünlerden oluşmakta. %12,5'u tekel bayilerinin satmış olduğu ürünler sağlamakta verginin. Ama yasak getirilmeye çalışmakta. İçilen her içkinin 3 bardağını devlet içmekte, 1 bardağını vatandaş içmektedir. Devlet adeta alkolik hale gelmiştir uygulanan vergilerle beraber. Sen vergisini ödeyen insana bu ürünü satma diyorsun. Bu açıkça özel yaşama bir müdahaledir ve önümüzdeki döneme yönelik insanların yaşamını kısıtlamaya yönelik, insanların yaşamına yön vermeye yönelik bir uygulamadır. Bu doğru bir uygulama değildir. İçişleri Bakanı yapmış olduğu maalesef bir hukuk devletine yakışan bir açıklama da değildir. Yapılmak istenen şey tekel bayileri kapatılmak isteniyor. Bakın, 3 harfli zincir marketlere her şey serbest. 3 harfli zincir marketler açabiliyor, kapatabiliyor. Ama 3 harfli zincir marketlerin dışındaki herkesin de...